Galatasaray'dan Hazard bombası. Dries Mertens ve Lucas Torreira rakibi önemli isimleri kadrosuna katan Galatasaray, yıldız transferine doymuyor. İddiaya göre bu sezon şampiyonluk için kesenin ağzını açan Galatasaray yönetimi, Eden Hazard'ı alarak dünya çapında ses getirmeyi planlıyor. Menajerler son olarak Real Madrid'in gözden çıkardığı Belçikalı hücumcuyu yönetimin önüne getirdi. Maliyet araştırması yapan Sarı Kırmızılılar ortaya çıkacak rakamlara göre İspanyol ekibinin kapısını çalacak. Belçikalı futbolcularla çok yakın bağları olan bir Türk menajerin Real Madrid'in iknasının çok kolay olduğunu, Sarı Kırmızılı kulübün Eden Hazard'ın maaşının ne kadarını ödeyebileceğinin bu operasyonun gerçekleşmesi için kritik önem taşıyacağını anlattı. 2019'da 115 milyon euro bonservis bedeli ödediği Hazard'dan bir türlü istediği verimi alamayan Real Madrid, Hazard'ı uzun süredir müşteri arıyor. Ancak yıllık maaşı nedeniyle Belçikalı oyuncuya talip bulamıyordu. Galatasaray Hazard'ın maaşının 4 milyon euroluk kısmını ödeyerek Real Madrid'den almak istiyor. Real Madrid'in Hazard'dan kurtulmak için bu teklifi kabul edebileceği belirtiliyor. Kerim'in gitme ihtimalini de göz önünde bulunduran yönetim, ortaya çıkacak rakamlara göre harekete geçecek. Sarı Kırmızılılar da transfer için Hazard'ın Belçika milli takımından arkadaşı Mertens'in devreye alınması da gündemde. Mertens'in yakın arkadaşı olan yıldız futbolcuyu ikna etmek için Galatasaray kulübünün hedeflerini ve yapısını aktaracağı öğrenildi. Galatasaray'dan stopere de takviye geliyor. Mevcut kadrosunda Norveçli Omar El Abdülü'yü ve yeni transfer Fredrik Mitsjö'yü bulunduran Galatasaray gözünü bir başka İskandinav oyuncuya çevirdi. Belçika'nın Gent takımında forma giyen 25 yaşındaki Norveçli stoper Andreas Hanche Olsen, Çimbom'un radarına takılan son savunmacı oldu. Olsen aynı zamanda Mitsjö'yü de Galatasaray'a getiren menajerlik şirketine bağlı. Bu şirket tamamen İskandinav oyuncuları temsil ediyor ve Olsen'i de Sarı Kırmızılı olarak kendilerinin önerdiği öğrenildi. Galatasaray yönetimi maliyet ve şartlarda ortak bir noktaya gelinmesi halinde bu transfer için teknik direktör Okan Burak'a danışacak. Şampiyonluk hedefi doğrultusunda agresif bir transfer dönemi geçiren Galatasaray'da yedek stoper olarak kiralık gittiği Suudi Arabistan'dan dönen Luyendama ve sezonu Boluspor'da kiralık geçiren 19 yaşındaki Emin Bayram var. Markayı sattıktan sonra stoperde sadece Abdülkerim Bardakçı transferini gerçekleştiren Sarı Kırmızılı var. Nelson'un satılması halinde bir değil iki takviye birden yapacak. Son 2 yılda 12 kez Norveç milli takımının formasını giyen Olsen'in güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro. Belotti'de Galatasaray'ın şansı artıyor. Aslan'ın Belotti aşkı yeniden alevlendi. Sarı Kırmızılılar yaz başından beri uzun süredir gündeminde olan ancak girişimlerden henüz sonuç alamadığı İtalyan golcü için tekrar devreye girdi. Hücum hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray rotayı bir kez daha Belotti'ye çevirdi. Torino'dan ayrıldıktan sonra boşa çıkan ve şu ana kadar hiçbir teklifi kabul etmeyen 28 yaşındaki santraforla Galatasaray'ın yanı sıra Roma ve Wolverhampton'da ilgileniyordu. Ancak İtalyan ve İngiliz rakipleri Galatasaray'ı masada tek başına bıraktı. Yaptığı 3 teklifte reddedilen Roma transferden vazgeçti. Wolves ise Galatasaray'ın verdiği rakamların neredeyse yarısını öneriyor. Üstelik Çimbom'un kısa süre önce verdiği 3,5 milyon euroluk maaş teklifini 4 milyon euroya çıkardığı ortaya çıktı. Aslan bu transfer için tüm şartları zorlayacak. Buna karşın savunma bölgesine yapılacak takviyeler doğrultusunda da İtalya seferine çıkmaya hazırlanan Erden Timur'un Belotti'yi ikna etmek amacıyla oyuncuyla bizzat bir araya geleceği kaydedildi. Timur bu görüşmede Başkan Dursun Özbey'in de kesenin ağzını açmasıyla birlikte hem yıllık maaş teklifini biraz daha yükseltme hem de imza parası önerme fırsatına sahip olacak. Galatasaray'dan bir transfer bombası daha. Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da flaş bir isim daha gündeme geldi. Sarı Kırmızılıların Birleşik Arap Emirlikleri'nde sarıyah forması giyen Brezilyalı yıldız Bernard'la ilgilendiği belirtildi. PAOK News'un haberine göre Yunan ekibi PAOK, Bernard'ı kadrosuna katmak adına girişimlerde bulunuyor.
fakat oyuncuyla Galatasaray'ın da ilgilendiği iddia edildi. Yunan sitesinin içeriğine göre PAOK Saryah'ın yaklaşımı nedeniyle transfer adına Galatasaray'ın bir adım gerisinde yer alıyor. ...2013'te 25 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Atletico Mineiro'dan Shakhtar Donetsk'e transfer olan Bernard, 2018'de Ukrayna 2000'deki sözleşmesinin bitmesiyle Everton'a transfer olmuştu. Brezilyalı oyuncu 2021'de ise 1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Saryah'ın yolunu tuttu. Saryah'ın Haziran 2023'te sözleşmesi son erecek 29 yaşındaki yıldız için yüksek bir bonservis bedeli talep etmediği öğrenildi. Galatasaray'dan Rafael Viga hamlesi. Galatasaray'da transfer operasyonu son süratle devam ediyor. Şampiyon olmak için kurulacak kadroya para harcamaktan çekinmeyen sarı kırmızılılara teknik heyet hücuma dönük bir orta saha talebini dahil etti. Bu doğrultuda harekete geçen sarı kırmızılı kurmaylar rotasını Brezilya'ya çevirdi. Transferde Güney Amerika pazarına yönelen Galatasaray, Palmeiras forması giyen Rafael Viga'nın peşine düştü. Yıldız oyuncunun son durumunu araştıran sarı kırmızılı kurmaylar resmi teklif hazırlığında. Okan Buruk, merkez orta saha ve 10 numara pozisyonlarında görev alabilen Vegan'ın hücum çeşitliliğinden yararlanmak istiyor. Son dönemde yaptığı çıkışla dikkat çeken 27 yaşındaki oyuncu, Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeyi başardı. Kariyerine Coritiba'da başlayan Viga, 2016 yılında Palmeiras'a transfer olmuştu. Sonrasında Atletico Paranense'de kiralık olarak forma giyen Brezilyalı orta saha, 31 Aralık 2018 yılında Palmeiras'a geri döndü. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan Viga, geçtiğimiz sezon sahaya çıktığı 40 maçta 18 gol atıp 6'da asist yaparak tam 24 gole doğrudan etki etti. Galatasaray oyuncunun kulübünü de ikna etmesi halinde Viga ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı. Galatasaray sezon sonunda şampiyon olacak kadroyu kurmak için yoğun uğraşlar veriyor. Hücum hattını genişletmek isteyen Galatasaray, gündemine Bordo'da forma giyen Albert Elis'i aldı. Honduras basınında yer alan habere göre, Elis yaşadığı sakatlık sonrası Bordo antrenmanlarına geri döndü. Fransa'da Lig 2'ye düşen takımıyla yolları ayırmak isteyen 26 yaşındaki futbolcu, menajerinden teklifleri değerlendirmesini istedi. Haberin detaylarına göre, Elis ile ilgilenen sarı kırmızılıların da oyuncu için yaptığı teklif belli oldu. Buna göre Cimbom, Elis'e yıllık 900 bin euroluk maaş önerisinde bulundu. Öte yandan Honduraslı hücumcuyla Fenerbahçe'de ilgileniyor. Ayrıca Leeds United, West Ham United ve Rayo Vallecano'da oyuncuya ilgi duyan takımlar arasında. Geçtiğimiz sezon Fransa Ligi'nde sahaya çıktığı 20 maçta 9 gol atıp 1 de asist yapma başarısı gösteren Honduraslı futbolcu, Bordo'ya 6 milyon euroya transfer olmuştu. Elis kariyeri boyunca sahaya çıktı 169 maçta ise 55 gol atıp 35 de asist yaptı.